Değerli öğrenciler, sizlere PN jonksiyonu diyot ile ilgili örnekler anlatacağım. PN jonksiyonu P ve N tipi yarı iletken malzemenin şu şekilde yan yana getirilmesiyle oluşan yapıya deniyor ve bu diyot, değerli öğrenciler. Fiziksel gösterim bu şekilde ve devresel sembol de bu şekilde. Diyotun akım gerilim karakteristiği şekilde gözüküyor. Bu akım gerilim karakteristiği IC'nin çok küçük bir akım olması sebebiyle diyot gerilimi, VD gerilimi VD 10'dan küçükken bakın şurası da VD 10 diyot ID eşittir 0. VD 10'dan da büyükken ID akımı şu şekildeki denklemle tarif ediliyor. Biz diyotun bu haline VD 10'dan küçükkenki haline diyot kesimdedir diyoruz. Bu haline de diyot iletimdedir diyoruz. Diyot kesimdeyken, değerli öğrenciler, diyotu biz açık devre olarak göstereceğiz. Yani şu şekilde varsayarsak diyotumuzu. Bu kesimdeyken diyot VBA gerilimi burada, çünkü eksi artı VD gerilimi neye eşittir? VD gerilimi VB eksi VA'ya, yani VBA gerilimine eşittir. Ve VBA VD 10'dan küçükken diyot kesimdedir diyoruz. VBA gerilimi VD 10'dan büyükken de diyot, değerli öğrenciler, şu şekilde, bu diyotu şu şekilde bir gerilim kaynağı olarak ifade ederek örneklerimizi çözeceğiz. Diyotun iki durumu var. Bir, VD geriliminin, diyot üzerindeki gerilimin VD 10'dan diyotun açılma geriliminden, buna yerleşik potansiyel olarak anlatmıştık, küçük olması durumu. Bu durumda diyot kesimde olacak ve diyot açık devre gibi davranacak. Ve diyot VD10 geriliminden, diyot üzerindeki gerilim VD10 geriliminden büyükse de diyotu, değerli arkadaşlar, şu şekilde bir üzerinde VD10 kadar gerilim bulunan, ki bu yerleşik potansiyele denk geliyor, bir gerilim kaynağı olarak göstereceğiz. Şimdi örnek 1 ile başlayalım. Örnek 1'de VAB gerilimine karşı VO gerilimini bulalım. Şimdi VA sıfırken bakın diyot açık devre gibi davranacak. VB sıfırken de açık devre gibi davranacak. Ve çıkışta ne olacak? Çıkışta 0 volt olacak. Peki VA 0 voltken, yine açık devre gibi, VB 5 voltken ne olacak? Burada bir gerilim kaynağı olacak. Artı eksi 0.7 volt. VD 10 0.7 volt olsun. Ve çıkışımız 4.3 volt olacak, değerli öğrenciler. Bunu şöyle düşünebiliriz. VB burada bir 5 voltluk gerilim kaynağı olsun. 5 volt artı eksi. Bakın, Kirchhoff'un gerilim yasasından VO'nun 4.3 volt olduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde VA 5 voltken, VB 0 voltken çıkışına 4.3, ikisi de 5 voltken çıkışına 4.3 volt olarak karşımıza gelecek. VO'yu arkadaşlar 0, 1, 1, 1. Bu bir OR
kapı sitleri değerli arkadaşlar. Dijital olarak 0 volt karşılığı bunun. Dijital olarak 0'ın karşılığı 0 volttur. 0 volta yakın değerlerdir. Dijital olarak 1'in karşılığı da 5 volt ve 5 volta yakın değerlerdir. Bu şekilde bir devre için. Ancak besleme gerilimi farklı olsaydı 0-1 değerleri de ona göre değişecekti. Gelelim bu devreye. Bu devrede VA, VB, VC'nin 0 volt olduğu durumda, bakın burada diyotlar ters bağlantılı. Ters bağlanmış yani az önceki devreye göre. Burası 0 volt ve bakın burası 0 volttan daha büyük. VAB olarak düşünürsek. Çünkü burada 5 volt olduğu için buradaki direnç üzerinde bir miktar gerilim düşecek. Ancak VB gerilimi VB eksi VA 0.7 volttan büyük. VD 10 eşittir 0.7 volt. Dolayısıyla bu diyot nasıl davranacak? Burada şu şekilde bir gerilim kaynağı varmış gibi davranacak. Aynı şekilde bu da 3 diyotta iletimde olacak. VA, VB, VC 0 voltken. Dolayısıyla ben çıkışta ne göreceğim? Burası VD 10 eksi artı burası 0 volt. Bakın 0 voltu toprağa bağlıymış gibi düşünebilirsiniz. Ben çıkışımı 0.7 volt göreceğim. Şimdi VC'nin 5 volt olduğunda. Burada diyot var. Burası 5 volt oldu. Bakın burası da 5 volttan daha düşük bir değer. Bu diyot ne olacak? Açık devre gibi davranacak. Peki çıkışım ne olacak? Bakın burada daha hala VD10 var. Çıkışım daha hala 0.7 volt olacak. Burada VA, VB, VC'den herhangi birinin 5 volt olması çıkışımı 0.7 volt yapacak. Burada da 5 volt var. 0.7 volt. 0.7 volt. 0.7 volt. Bakın son durumda VA, VB, VC hepsi de 5 volt. Yani bunların hepsi de açık devre. Ne olacak şimdi bu durumda? Bakın buradaki akım bir yere gidemiyor. Akamıyor. Yani burada akım yok. Dolayısıyla VO 5 volta eşit olacak. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Bakın burada bir gerilim kaynağı olsun. VCC diyelim buna. Burada da bir gerilim kaynağı olsun. VO bu. Ben VCC'yi biliyorum 5 volt. Bir de akımı biliyorum. I0. O zaman I 0 ise demek ki VO da 5 volttur. Bakın bu neye denk geldi? Dijital olarak 0 0 0 0 0 0 1. Bu da arkadaşlar bir AND kapısıdır. V kapısıdır. Evet. Buradaki akım ve gerilimleri ne yapalım? Hesaplayalım. Üçüncü örneğimiz. Burada şimdi şurada VCC 5 volt. R 2.5 kilo ohm. Burada arkadaşlar V gerilimini ve I akımını bulacağız. Şimdi burası 5 volt olduğu için buraya A gerilim, buraya da B dersek B zaten VB 0'a eşit. VA burada diyotun İletimde olduğunu gayet açık bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla VA gerilimi yani V gerilimi çıkışımız direkt diyot VD10 0.7 olduğu için 0.7 volt. Peki I akımı nedir? I akımı 5-0.7 bölü 2.5K'dan 1.72 miliamperdir. Gelelim buraya. Burada değerli öğrenciler, diyot bir önceki devreye göre ters bağlanmış.
Dolayısıyla burada diyot açık devre gibidir. Bakın. Diyot burada açık devre gibi. Bir öncekinde nasıldı diyot? Diyot iletimdeyken ne demiştik? Diyot yerine bir VD10 gerilimi kadar bir gerilim kaynağı varmış gibi düşünüyorduk. Burada açık devre olduğu için I akımı 0, V'de, V gerilimi de ikinci örnekte anlattığımız üzere direkt 5 volttur. Çünkü I akımı 0 olduğu için V gerilimi de 5 volt olur. Dördüncü soruda VO 2.1 volt olması için R ne olmalıdır? Şimdi burada bu soru biraz farklı bir soru. Önemli de bir soru. VD10 1 miliamper akım için 0.7 volttur demişiz. Şurada görüleceği üzere değerli arkadaşlar aslında VD10 gerilimi ID akımıyla değişiyor. Sabit bir gerilim değil. Orijinal akım gerilim karakteristiği şu şekilde. Bakın. ID akımıyla VD diyot iletimdeyken değişiyor. Sabit bir VD10 gerilimi yok. Burada şu bilgiyi vermiş bize. 1 miliamper için VD10 0.7 volt. Bizim de çıkışın VO olmasını ve 2.1 volt olmasını, VO'nun 2.1 volt olmasını, buna göre de R direncini soruyor. Bakın şurası VD10. 3 VD10 var. 3 VD10 zaten 2.1 volt ediyor. Dolayısıyla I akımım I 1 miliamper. Yani VDD eksi VO bölü R eşittir I. VDD 10 volt. VO 2.1 volt. R de bilmiyoruz. Akım da 1 mili. Dolayısıyla R direncimizin 7.9 kilo ohm olduğunu açık bir şekilde görebiliyoruz. Bu sorunun bir devamı olarak şu soruda bu sefer VO'nun 2.4 volt olması için R ne olmalıdır demiş. VO 2.4 volt. VD10 1 miliamper akım için 0.7 volttur. Şimdi bir önceki soruda biz buraya I1 diyelim. Buraya da I1'e karşılık VD1 olsun bütün diyotlardaki gerilim. VD10 gerilimine VD1 diyelim. Şimdi VO 2.4 volt olmasını istiyoruz. Akımımızı bilmiyoruz. R direncimizi de bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki akım 1 miliamperden daha yüksek olacak. Çünkü 3 VD10 VO'ya eşit olacak. O da 2.4 volt. Demek ki VD10 gerilimimin 0.8 volt olması lazım. Burada şöyle bir şey bir şekilde çözeceğiz soruyu. Şimdi buradaki akıma ID2 diyelim. Ve bu da VD10 da VD2 olsun. ID2 neye eşit? IS çarpı E üzeri VD2 bölü VT. Burada eksi 1 ifadesi var ama eksi 1'i diyot ileri yönlü kutuplanmadayken ihmal edebiliyorduk. Bir önceki soruda da ID1 eşittir IS E üzeri VD1 bölü VT olsun. Şimdi ben IS değerlerini bilmediğim için bu iki terimi oranlarsam IS'lerden kurtulabilirim. Dolayısıyla ID2 bölü ID1 eşittir E üzeri VD2 bölü VT eksi VD1 bölü VT şeklinde bir ifade elde ederim. Bu VD1 bölü VT'yi burada ne yaptım? Üste eksi olarak geçirdim. Bu ifadenin elenini alırsam
Elen ne alırsam. Elen. Uzun yazmayacağım. VD2 eksi VD1 eşittir. VT çarpı elen ID2 bölü ID1 olur. Ben şimdi neyi biliyorum? ID1'i biliyorum. 1 miliamper. VT'yi biliyorum. 26 milivolt. VD1'i biliyorum. 0,7 volt. VD2'yi biliyorum. 0,8 volt. Buradan ID2'yi değerli arkadaşlar 46,8 miliamper olarak ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. Şimdi R değerini hesaplayacağım. R değerim de neydi? VDD eksi VO bölü R eşittir 46,8. Yani ID2. İki tane formül elde edebiliyorum. Bakın bir diyotun kendi akım gerilim karakteristiğinden bir de burada VDD eksi VO VDD eksi VO bölü R'den ID2 elde edebiliyorum. Burada VDD'yi biliyorum 10 volt. VD2,4 volt. ID2'yi de az önce buldum. 46,8 miliamper. Dolayısıyla R değerim de değerli arkadaşlar 162 ohm olarak ne yapabiliyorum? Hesaplayabiliyorum. Bu da bir farklı yöntem değerli arkadaşlar. Şimdi şu gördüğümüz devreyi VO'nun VIN'e göre değişiminin zaman eksenini çizelim. VD10 gerilimimiz 0,7 volt değerli öğrenciler. Şimdi burada şunu düşüneceğiz. Diyot ne zaman iletimde? Diyot ne zaman kesimde olur? Diyot iletimdeyken VO ne olacak? Diyot kesimdeyken VO ne olacak? İki ihtimal var. Şimdi V inimiz 15 voltken V in 15 voltken bakın burası 15 voltken burada da yüksek bir gerilim olduğu için diyot nedir? İletimdedir. Diyot yerine ben ne yazabilirim? Şu şekilde bir gerilim kaynağı çizebilirim. Artı eksi VD10. Artık VD10 normalde akımla değişiyor ama burada sabit 0,7 volt olarak düşünüyorum. Dolayısıyla girişim 15 voltken çıkışım 0,7 volt. Peki girişim 14 voltken ne olacak? Yine çıkışım 0,7 volt. Bu ne zamana kadar sürecek? Diyotun açık devre olduğunda. Yani şuradaki gerilim 0,7 volttan daha düşük olduğunda. Buradaki gerilim 0,7 volttan düşük olduğunda ne olacak? Diyotum, burada bir diyot vardı değerli öğrenciler. Diyotum artık açık devre gibi olacak. Ve çıkışım da VO da bu durumda VIN'e eşit olacak. Yani tam 0,7 voltken VIN çıkışım VO grafiği bu şekilde değişiyor değerli öğrenciler. Yani D iletimdeyken VO VD10 D kesimdeyken VO eşittir VIN oluyor değerli öğrenciler. Bir sonraki soruya bakalım. Bu soru biraz önceki soruya göre karmaşık değerli arkadaşlar. Burada yine diyotun iletimde ve kesimde olmasına göre iki farklı durum için devreye bakmamız gerekiyor. Şimdi bir defa diyot burada eksi 15 volt varken şurası A, burası B. VA eksi VB 0,7 volttan nedir? Küçüktür. Dolayısıyla diyot eksi değerlerde gördüğünüz gibi
Açık devre gibi davranıyor. Diyot eksi VI'nin eksi değerlerinde açık devre gibi davranıyor. Dolayısıyla diyot kesimdeyken VO neye eşit? Diyot kesimdeyken VIN çarpı R2 bölü R1 artı R2. R1 ve R2 1K olduğu için VO VIN bölü 2'ye eşit. Yani eksi 15 voltken girişimiz VO eksi 7.5 volt. VO'muz. Peki diyot ne zaman iletime geçer? Bakın. Şimdi burası B in gerilimi 1.4 volt olduğunda tam şuradaki gerilim VA gerilimi 0.7 volt olur. Bunun bir önceki adımını inceleyelim isterseniz. V in 1.3 voltken VA gerilimi nedir? 0.65 volttur. Bakın burada bir diyot var. Diyotun açılması için gereken gerilim ne? 0.7 volt. Bakın giriş 1.3 voltken VA 0.65 volt. Dolayısıyla diyot daha hala açık. Tam girişim 1.4 volt olduğunda VA gerilimi yani çıkış 0.7 volt oluyor. Bakın bu lineer bir şekilde şu VO eşittir VIN bölü 2 ifadesini takip ediyor. VIN sıfırken VO da sıfır ve 1.4 volt olana kadar 1.4 volt olduğunda giriş çıkış 0.7 volt. Bunu biraz düzgün çizmeye çalışalım. Şu şekilde. Girişim 1.4 volt olduğunda girişim çıkışım 0.7 volt. Tam girişim 1.7 volt ve çıkışım yani VA VO'ya eşit bakın. Burası VA VO aynı not bunlar. Bu sefer diyot ne oldu? İletime geçti. Yani diyot yerine ben artık ne yazabilirim? Şu şekilde bir gerilim kaynağı yazabilirim. Artı eksi VD 10. Artık giriş gerilimimi 2 voltta yapsam, 3 voltta yapsam, 5 voltta yapsam çıkışım hep VD 10 kadar olacak. Bunu şuraya yazayım. Diyot iletimde iken VO ne eşit olacak? VD 10 gerilimde. Peki diyot ne zaman iletime geçiyor? İşte diyot tam giriş 1.4 voltken iletime geçiyor. VIN 1.4 volt olduğunda diyot iletime geçiyor. Bir başka soru. Şimdi burada diyot bir önceki devreye göre baktığımızda kısmen de olsa ters bağlanmış. Soru biraz farklı bir soru. Şimdi burada diyotun yine iki durumu var. Çıkış geriliminin, giriş gerilimine göre değişimi, diyotun açık olduğunda ve diyotun yani kesimde olduğuna ve iletimde olduğu duruma göre
değişiyor. Bir defa burada V-in'imizi 15 volt olduğunu farz edelim. V-in 15 olduğunda bakın buraya A diyelim, buraya B diyelim. V-B eksi V-A. A ve B'nin yerini sorudan soruya göre değiştirebiliyorum. Her soru için kendine özgü düşünelim. 0.7 volttan 15 volt olduğunda büyük mü küçük mü? Evet. Büyük mü küçük mü? VB eksi VB, VA V'in 15 volt olduğunda 0.7 volttan küçük. Dolayısıyla diyotum nasıl olacak? Diyotum açık devre gibi olacak. Diyotum açık devre. Diyot kesimde. Kesimde. VO neye eşit? VO V-in çarpı R2 bölü R1 artı R2. Bunu Kirchhoff'un gerilim denkleminden bulabiliriz ve bu da V-in bölü 2'ye eşit. Çünkü R1, R2 ikisi de 1 kilo ohm. Dolayısıyla çıkışım kaç? 15 volt olduğunda, girişim 15 volt olduğunda çıkışım 7.5 volt değerli öğrenciler. Peki, ne zaman diyotum kesime gider? Bakın, ne zaman diyotum kesime gider? VB eksi VA ne zaman diyotum iletime geçer? Diyotumun kesimde olduğu durumda çıkış buydu. Ne zaman diyotum iletime geçecek? VB eksi VA 0.7 volttan büyük olduğunda. Peki ne zaman VB eksi VA 0.7 volttan büyük olur ve diyotum iletime geçer? Şimdi burada V'inimi eksi 1.3 volt olduğunu farz edelim. Eksi 1.3 volt. Eksi 1.3 volt. Şimdi diyot hala kesimdedir. Bunu şöyle anlayabiliriz. Burası eksi 1.3 volt olduğunda VB gerilimi ne olur? VB gerilimi eksi 0.65 volt. 0.65 volt. VA gerilimi zaten V'ine eşit. VA V'ine eşit. VB de VO'ya eşit. Dolayısıyla bu durumda VB eksi VA ne oldu? Eksi 0.65 eksi eksi 1.3'ten eksi eksi 1.3'ten bu nedir? 0.65 volt. Diyotum hala kesimde. Peki burası eksi 1.4 volt olduğunda ne olacak? Eksi 1.4 volt olduğunda eksi 1.4 volt olduğunda burası işte değerli öğrenciler eksi 0.7 volt olacak ve ve diyotum iletime geçecek. Bakın. Diyotum iletime geçecek. Ve burada şu şekilde bir gerilim kaynağı görmüş olacak. Dolayısıyla bu siyah çizebiliriz. Diyot giriş gerilimin eksi 1.4 volt olana kadar
-1.4 volt olana kadar girişim -1.4 volt olana kadar. Evet. -1.4 volt olana kadar. Şuradaki oran V in bölü 2. Peki diyot iletime geçti. Ne olacak bu durumda? Diyot iletime geçtiği anda değerli öğrenciler. Evet. Diyot iletime geçti. Diyot iletimde. Bakın. Çıkış VO VIN artı VD10. Yani 0.7 volt olur. Diyot iletimdeyken VO VIN artı 0.7 volt olur. Ve bu noktadan sonra artık tam -1.4 voltken çıkışım neydi? 0.7 -0.7 volttu. Bu noktadan sonra girişim eksi 1.5 olduğunu düşünelim. Eksi 1.5 artı 0.7 volt. Bakın 0.8 şu doğruyla paralel bir şekilde gidecek. Nereye kadar gidecek? V'inim 15 volt olduğunda çıkışım ne olur? 15 volt olduğunda V'inim. Eksi 15 volt olduğunda çıkışım eksi 14.3 volt olur. Ve bakın bunu şu şekilde çizebilirsek iki farklı doğru meydana geldi. Burası V in bölü 2, burası V in artı 0.7 volt. Yani tam şurasında çıkış gerilimi değişiyor. Şimdi şu devreye bakalım. Bu devrede değerli öğrenciler iki diyot var. Dolayısıyla olasılığımız arttı. Şimdi burada şunu düşüneceğiz. Bu biraz daha karmaşık bir soru. Şimdi girişimiz eksi 15 voltken. Bir defa şunu herkes görebilir. D1 iletimde, D2 kesimde. D2 açık devre gibi davranacak. D1'de şu şekilde bir gerilim kaynağı varmış gibi davranacak. Dolayısıyla akım buraya A noktası yine, buraya da B noktası diyelim. Akım nereden gidecek? Şu üstteki yol üzerinden çıkışım belirlenecek. Çıkışım şurası. Dolayısıyla eksi 15 iken VO neye eşittir? Bakın. VO neye eşittir? V in artı 0.7 çarpı R2 bölü R1 artı R2'dir. VO. Hangi durumda? D1 on, D2 off. Yani D1 iletimde, D2 kesimdeyken VO buna eşittir. Bunu V'in yerine eksi 15 koyarsak eksi 15 artı 0.7 14.3 ve R1 R2 eşit olduğundan çıkışımız nedir? Eksi 7.15'tir. Eksi 7.15. Eksi 15 iken değerimiz bu. Peki ne zaman D1 gerilimi kesime gidecektir? Ne zaman D1 gerilimi kesime gidecektir? Burası girişimiz girişimiz
Eksi 0,7 volt olduğunda çıkış 0 oluyor. Bakın şu denkleme göre. Bakın. Girişimiz şunu şu şekilde çizersek olursak burası eksi 0,7 voltken çıkışımız 0 bu denkleme göre. Çıkış 0. Burası da eksi 0,7 volt. Eksi 0,6 olduğunda eksi 0,6 olduğunda anlık değiştirdiğimizi düşünün. Eksi 0,7'den eksi 0,6'ya anlık değişti. Bakın burası eksi burası 0. Çünkü şu denkleme göre eksi 0,7 voltken bu denkleme göre çıkış 0. Anlık olarak bunu 0,6 yaptık. Çıkış 0 ve V'in 0,6. Ne oldu? D1 üzerindeki gerilim V10 geriliminden düşük oldu. Ve diyot off oldu. Açık devre oldu. Peki. Bu diyot artık ben eksi 0,6'dan ve yine artırırsam 15 volta kadar açılma ihtimal var mı? Yok. D1 artık hep off. D1 off. Peki D2 ne? D2 açıldı mı? Burada bir de D2 diyotumuz var şu şekilde. D2 diyotumuz. Eksi 0,6 şurası bakın. Eksi 0,6. Çıkışımız da bakın. Burada 2 volt var. Eksi 0,6 burası 0'dı. Şu denkleme göre. Burada artı 2 volt var. Yani VA eksi 0,6 volt. VB de 2 volt. Bu diyotla bu diyot yönleri farklıydı bakın. Bunu karıştırmayalım. Şimdi bu diyotun iletime geçmesi için bir kere VA geriliminin neden büyük olması lazım? 2 volttan büyük olması lazım. Dolayısıyla bu diyot hala kapalı. Yani D2 de off. D1 off. D2 de off. Şu şekilde yani. İkisi de açık devre. Ve çıkışımız ne? 0 değerli öğrenci. Çıkışımız 0 volt. Ne zamana kadar 0 volt çıkışımız? Az önce dedik ya, VA geriliminin en az ne olması gerekir? 2 volt, 2.7 volt olması gerekir. Bakın, 2.7 volt olduğunda girişimiz 2.7 volt olduğunda 2.7 volt olduğunda burası daha hala 0. Çünkü iletimde olan bir şey yok. 2.7 volt olduğunda bakın bu diyot ne yapacaktır? İletime geçecektir. Burada da bir VD10. Ve çıkışımız yine 0 olacaktır. Ama diyot iletime geçti. D1, D2 off'ken VO 0 volt. D1 off. Bunun açılma ihtimali yok. D2 açıldı. Tam V'in 2.7 voltken. Yani şuradayken 2.7 voltken açıldı. Ve çıkışımız neye eşit olacak değerli arkadaşlar? Bakın. VO eşittir. VIN bunların yönü böyle olduğu için eksi 2.7 volt. Dolayısıyla bu 15 volt olduğunda çıkışımız 15 volt olduğunda bu ikisi paralel. Yani şununla bu paralel. Çıkışımız ne olacak? 12.7 volt olacak. Burada da 3 farklı durum meydana geldi değerli arkadaşlar. En son halini şu şekilde çizecek olursak bir D1'in açık, D2'nin kapalı,
Bir ikisinin de kapalı olma durumu. Bir de D2 açık, D1 kapalı ikenki durumu. Evet. Burası 2,7 volt. Burası 12,3 volt değerli öğrenciler. 12,5 in 15 eksi 2,7 12,3 eder. Burası da V in evet 2 volt olduğu için 2,7 eder. Çıkış grafiğimiz bu şekilde oluştu. Şimdi diyotla alakalı en önemli yapılardan birisi de yarım dalga ve tam dalga doğrultulu devrelerdir. Şimdi diyot ne demiştik? A ve B noktası diyelim şuraya. A, B. V, A eksi V, B 0,7 volttan büyükken ne yapacak? Buradaki V in gerilimini doğru tabir edersek geçirecek. Ama yani şurada bir gerilim kaynağı varmış gibi davranacak. 0,7 voltluk. Evet. Ve yine bir sinüs verilmiş. Bu şehir şebekesinde olduğunu düşünelim ve 50 Hz'lik bir sinüs verildiğini düşünelim. Frekanstı. Frekans zamanın ters demekti. 50 Hz ise frekansı. Bu nedir değerli öğrenciler? Periyodu. 1 bölü 50'den 20 milisaniyedir bunun periyodu. Evet. 1 bölü 50. 1000 bölü 50 dersek 20 milisaniye. Dolayısıyla şurası 20 milisaniye. 20 mili. Zaten mili olarak vermişim. Şimdi ne yapacaktır bu diyot? Bakın bu bir sinüs sinyali. Pik değeri bunun 10 volt. Şurada şu şekilde bir sinüsü geçirecektir. Tam burası diyot gerilimi kadar bir gerilim. 9,3 volt. VD10. 9,3 volt. Ama negatif gerilimler geldiğinde diyot ne yapmayacaktır? Negatif gerilimleri geçirmeyecektir. Yani buradan Vin 0,7 volttan küçükken VA-VB diyot açık devre gibi davranacak ve adeta sinüs işaretimizin pozitif yönünü geçirirken bu devre negatif yönünü geçirmeyecektir ve bu şekilde bir çıkış eğrisi elde edeceğiz. Peki biz eğer çıkışa doğrultucu devrelerde filtreleme söz konusudur. Çıkışa şu şekilde bir kapasitör bağlayacak olursak bu kapasitörde pozitif cycle tarafında bu kapasitör dolacaktır. Ve şu kısımlarda kapasitöre depolanan gerilim burada bu şekilde bir filtreleme söz konusu olacaktır. Eğer bu kapasite değerini ne kadar büyük seçersek biz burada DC gerilime yakın bir gerilim elde etmeye başlayacağız değerli arkadaşlar. Bu da tam doğrultucu devresi. Köprü doğrultucu diye bir iç rectifier diye geçiyor. Şimdi buradan bir sinüs verildiğini düşünelim. Burası V'nin negatif tarafı. Burası da pozitif tarafı gibi düşünün. Şimdi bu da yine 50 Hz ve 20 milisaniye. Buradan pozitif cycle geldiğinde eğer osiloskopta şu noktalara şu şekilde pozitif bağlayacak olursanız bu şekilde bir işaret görürsünüz. Ters bağlayacak olursanız şu şekilde bir işaret görürsünüz. Bakın bu şekilde bir işaret bunu şu şekilde anlatsak belki daha doğru olacak. Pozitif yönünde işareti bu şekilde olan işaret bu noktada bakın
Bu diyot üzerinden şu diyotlara isim verelim. D1, D2, D3, D4. Bu işaret D2 diyotu üzerinden buraya aktarılacak. Ama D1 diyotu üzerinden burası açık devre gibi davranacak. Bak. Buradaki diyot şu şekilde davranırken bu açık devre gibi davranacak. Ve şurada da az önce ne demiştim? Şu şekilde bir işaret gibi bir operasyon söz konusudur. Burada bu şekilde bir işaret varken bu diyot da buradan geçemeyecek ve D4 diyot üzeri D4 açık devre gibi davranacak. Bu sefer bu diyot iletimde olacak. Dolayısıyla D1, D2 ve D3 diyot üzerinden çıkışta biz şu şekilde bir cycle göreceğiz. Şimdi diğer durumda ne olacak? Diğer durumda yani bu ilk durumumuzdu. Şu diğer kısımda. Bu sefer bakın burada şu şekilde bir cycle var. Pozitif tarafında bunun. Negatif tarafında da bu şekilde bir cycle var. Şimdi bu şekilde negatif bir işaret, eksi yönlü bir işaret buraya geldiğinde ne olacaktır? D2 açık devre gibi davranacak. D1 de iletimde olacak. Burada bir gerilim kaynağı varmış. Bu şekilde bir işaret buraya geldiğinde ne olacak? Şu aşağıda gösterdiğim işaret, şunun gibi bir işaret buraya geldiğinde. Bu diyot açık devre gibi davranacak. Bu da bu diyot üzerinden işaret. Bakın şu işaret D4 diyot üzerinden çıkışa aktarılmış oldu. Ve buradan da şu işaret bu yöne aktarıldı. Ve biz buradan baktığımızda şu şekilde bir doğrultulmuş devre göreceğiz. Bu arda arda devam edecek. Aynı az önceki yarım dalga doğrultucu devrede gösterdiğimiz gibi buraya eğer bir kapasitör bağlarsak burada bir doğrultma işlemi AC'den DC'ye çevirme işlemini gözlemleyebileceğiz. Son olarak şu şekilde bir zener diyotlu devrede VO'nun V'ine göre değişimi VD10 4 olsun, 0.7 volt olsun, VZ'de 5.6 volt olsun. Şimdi bakın diyotun akım gerilim karakteristiği bu şekildeydi. Şimdi burada eksi 15 volttayken burası eksi 15 iken burası da 0 iken bunu diyot gibi düşüneceğiz. Ve dolayısıyla burada ne vardır? Bu diyot iletimdedir ve burada VD10 kadar bir gerilim vardır. Ne zamana kadar? VD10 ne kadar? Şimdi VD10 şu şekilde oluyor. Diyot iletimde olduğu için şu şekilde bir şey gösterecek. Burası eksi artı VD10 gibi olacak ve eksi 0,7 volt göreceğiz çıkışta. Peki ne zaman bu diyot? Şimdi zener diyotta şu ileri yönlü çalışmada bakın. Buradaki zener diyot ileri yönlü çalıştı. Şimdi ters yönlü çalıştığında yani burada tekrar zeneri çizecek olursak zenerin farkını anlatmaya çalışıyorum.
Şu şekilde zener var burada. Burada buraya artı 15 geldiğini düşünelim. Daha doğrusu artı 15 değil de artı 3 volt geldiğini düşünelim. Normal şartlarda ne olacaktır? Artı 3 volt. Bu diyot normal bir diyot olsaydı açık devre gibi davranacaktı. Çıkış ne olacaktı? Değerli öğrenciler. Çıkış V-in ile birlikte değişecekti. Ama direkt V-in olacaktı. Evet, 0.7 voltta diyot eğer normal bir diyot olsaydı burada şu şekilde direkt V-in ile değişen bir grafik olacaktı. Ama burada zener diyot olduğu için bakın zener diyot ve VZ gerilimi 5.6 volt. 5.6 volt. Artık buradaki artı 3 volt artacak, artacak, artacak. 5.6 volta geldiğinde 5.6 volta geldiğinde artık buradaki akım akmaya başlayacak ve burada zener geriliminde çıkış sabitlenecek 5.6 voltta. Şu şekilde bir karakteristiğe sahip olacak. Bu devreleri LTSpice üzerinde analiz ederek daha iyi anlayabilirsiniz. Ayrıca buradaki kaynaklardan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.